Evim Dergisi'yle yeni bir ev turundan merhabalar. Ben Gizem Tiryaki, iç mimarım. Bugün sizlerle Tuğba Hanım ve kızının Beşiktaş'taki evlerine konuk oluyoruz. Çok sıcak ve samimi bir ev karşıladı bizi. Tuğba Hanım, sizden de dinleyebilir miyiz buraya taşınma hikayenizi? Ev arıyordum. Benim için öncelikler var. Bir evde olması gereken öncelikler var. Bu eve de girdiğim anda evet kesinlikle bu ev benim olmalı demiştim. Enerjisi çok farklı. Aslında küçücük, sıcacık bir ev. Ama enerjisi çok farklı, ışığı çok güzel, aynen. Evet ve içi yapılıydı evin. Ben işte tadilatla uğraşamam, çok yoğun çalışıyorum çünkü. Girdiğim anda evi gözümde yerleştirmiştim bile. İşte gri olacak, koltuğum şöyle olacak. Yani bütün mobilyaları yeniledim çünkü bu evin enerjisine uygun. İşte ahşap olsun istedim. Griler, antrasitler. Yani griyle uysun istedim. O yüzden her şeyimi de yeniledim bu evde. Perde kullanmadım mesela, o ışığın kesinlikle girmesini, şehir manzarası daha direkt şey görünüyor. Engellemesini istedim. İşte ufak renkler attık. Duvar gibi mesela beni yansıtan bir şey olsun bu evde istedim. Evet. Böyle şarabı çok seviyorum. Evet. Gördüğünüz gibi büyük bir odak noktası oluşmuş bu duvar kağıdı ile salonda. Güzel bir tasarım katmış salona. Evet. Firma SK Konsept, iç mimar arkadaşım da sizin gibi Serenat Kolcu. Benim için kendi tasarladı, çok sağ olsun. Ev hediyesi yaptı bana. Çok hoş bir hediye. Aynen, renkler de çok uydu gerçekten. Tabloya da uydu, koltuğa da uydu. Böyle bir renk kattı evimize. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Biz salonu anlatmakla devam edelim. Salona başlamadan önce biraz evin genelinden bahsetmek istiyorum sizlere. 112 metre olan 2+1 bir dairedeyiz. Tuğba Hanım bu evde kızı ve köpeğiyle birlikte yaşıyor. Çok sevimli bir köpeği var. İsmi Dost. O da burada. Genelinde gri tarzda mobilyalar ve gri duvar kağıtları hakim. Gri bir köşe koltuğumuz var. Çok rahat görünüyor. Parkelerimiz de sıcak renkte, parlak bir parke. Burada da yine modern bir aydınlatma var. Büyükçe bir lambaderle karşılaşıyoruz. Yine evin genelinin renklerine uygun bir renk. Antrasit ton seçilmiş. Devam ettiğimizde ise yine burada tatlı berjerlerimiz var. Tuğba Hanım berjerlerini manzaraya karşı konumlandırmayı seçmiş. Ama isterseniz siz bunu misafirleriniz geldiğinde ya da kalabalık bir ortamda içeriye doğru döndürerek de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Fonksiyonel bir mobilya çünkü berjerler. Berjerler koltuğun birkaç ton açık renginde seçilmiş. 5 vizon karışımı bir renk. Buraya da güzel bir aydınlık sağlamış. Yine ortada ahşap bir sehpamız var yeşil tonlarda. Bu köşede de Tuğba Hanım'ın annesinden hediye gelen bir dikiş makinesinin dresora dönüştürülmüş halini görüyoruz. Üzerinde yine kızının oyuncakları, belki küçükken kullandığı çünkü şu an o kadar küçük değil. Burada yine bitkiler, çerçeveler mevcut. Aşağıda kitapları görebiliriz. Küçük bir balkonumuz var. Süslü eşyalarla döşenmiş. Çok sevimli bir balkon. Tuğba Hanım ve kızı burayı çok tatlı bir şekilde dekore etmiş gerçekten. Buraya oturduğumuzda neler görebiliyoruz? Burada bir kuklamız var. Gördüğünüz gibi zeminde dekoratif vintage karolar bizi karşıladı. Mavi tonlarda. Yani evin geneline uyan bir renk. Gri rengine uyuyor oldukça. Burada da yine bir fenerimiz var camdan. Zeytin ağacımız. Bir de duvarda ben çok tatlı yağlı boya tablolar görüyorum. Hoş bir hava katmış bu balkona. Gerçekten burada kahvemi içmek isterdim. Çok sevimli. Balkondan sonra salon turumuza devam ediyoruz. Burada bizi güzel bir taş duvar karşılıyor. Bu taş duvarımızda panel değil, gerçek taş kaplaması uygulanmış. Evin genelinde gri renk hakim olduğu için bu açık renk taşlarla bir aydınlık sağlanmış, bir denge sağlanmış.
Sizler de eğer evlerinizde gri, kahverengi, toprak tonları gibi renkler tercih edecek olursanız bu tarz aydınlık malzemelerle dengeyi sağlayabilirsiniz. Hemen altında güzel bir berjer görüyoruz. Burada da yine ev sahibimiz kızı oturup hoş zaman geçirebilir. Bitkiler yine devam ediyor. Bambularımız, aloe veralarımız. Burada ise yine ham bir malzemeden askılık görüyoruz. Ev sahibimiz bunu evin girişinde değil, burada değerlendirmek istemiş. Bence iyi de yapmış. Duvar kağıdından da ben size biraz hemen bahsetmek istiyorum. Gri yine spor bir duvar kağıdı uygulanmış TV bölümünün arkasına. Hoş olmuş, uyum sağlamış. Altında ise yine Tuğba Hanım'ın özel olarak yaptırdığı masif ahşap TV sehpasını görüyoruz. Yere yakın, modern bir çizgiye sahip. İki tane açık rafı var ve TV'yi de duvara monte etmeyi tercih etmişler. Bu şekilde daha spor oluyor. Ama belki bu kabloların görünmesini istemeyebilirsiniz. Onun için TV'yi biraz daha aşağıya çekebilirsiniz ya da TV sehpanızı daha yüksek tutabilirsiniz. Yine şurada sevimli hayvan figürlerimiz var. Devamında yine yemek odamız bizi karşılıyor. Biliyorsunuz bu evin açık bir tasarımı var. Yani salon, mutfak bir arada ve aydınlık bir ev. Hemen burada ben size şu pampaslardan bahsetmek istiyorum. Tuğba Hanım bu pampasları Olimpos Antik Kent'ten kendi elleriyle toplamış ve burada sergiliyor. Gerçekten hani kendi eliyle toplaması daha sevimli olmuş, bir hatıra katmış. Burada küçük çerçevelerimiz var, buraya uyum sağlayan. Düzeltelim. Yemek masasından da bahsetmek istiyorum. Yine ahşap masif bir yemek masası var, evle uyumlu. Burada büyük bir bench var. Tuğba Hanım ve kızı bench tercih etmişler ve böylece daha spor ve rahat bir görünüm kazanmış yemek odası. Kolonumuz yine taş duvarla kaplı. O da karşıdaki kolonla bir uyum içerisinde. Burada küçük bir pufumuz var. Bu pufta hani her zaman diyoruz ya evinizde sıcaklığı yaratmak için dokulara yer verin. İşte peluş battaniyeler, peluş kırlentler gibi. Burada da yine örgü bir dokumayla pufumuz tamamlanmış. O da hem puf hem bench. Böyle hani çok kalabalık sandalyeler yok belki ama bu alanı doldurmaya yetmiş ve kalabalıklıktan da çıkartmış alanımızı. Mutfakla salon arasındaki bu yemek odasında gerçekten hani evin açık plan olduğu için salondayken de, mutfaktayken de, işte yemek yerken de herkes bir arada olabiliyor. Bir birliktelik hissi oluşturulabiliyor açık planlı evlerde. Zeminde baktığımızda ise parke görünümlü, eskitme parke görünümlü seramikler bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi salondaki parke ile yemek odası ve mutfak ayrılmış renklerle. Orada sıcak kahve tonlarla parlak bir parke hakimken burada ise evin geneline uygun gri tonlarla seramikle kaplanmış. Bu arada zeminden bahsederken evin genelinde halı kullanılmamasının da altını çizmek istiyorum. Çünkü Tuğba Hanım salonda özellikle yoga yapıyor ve matlarını seriyor. Aynı zamanda evde biliyorsunuz dost da olduğu için halısız olması daha konforlu bir evin temizlik açısından da. Bu bilgiyi verdikten sonra da mutfakla devam ediyoruz. Country ve rustik mutfak tarzlarında bazen bu şekilde saydam kapaklar da yapılabiliyor. Bu da bu stilde vurgulayıcı bir özellik. Tezgah arasında beyaz renkte döşenmiş seramikleri görüyoruz. Karoları görüyoruz. Bunlar da son zamanlarda yaygın olarak kullanılmakta ve gri rengin o koyu havasını dengeleyebiliyor. Taş duvarlarda verdiğim örnek gibi. Sizler de eğer hani bu tarz mutfaklara gri rengi seviyorsanız, antresiti seviyorsanız, zeminde de bu rengi uyguladıysanız ara ara açık renklerle dengeyi sağlayabilirsiniz. Açık mutfağımızda size bahsedebileceğim bir de şöyle bir detay var. Yine burada bir penceremiz var ve aydınlığı buraya içeriye aktarıyor. Ama bu pencere olmasa da açık planlı bir evde olduğumuz için ışık yeterince mutfağa geliyor. Küçük bir mutfak olmasına rağmen dolap kapakları ve tezgah büyük olduğu için işlevsellik ön planda. Kolaylıkla burada bir şeyler hazırlayıp sunabilirsiniz. Aynı zamanda açık mutfak olduğu için orada yemek yerken yine tabak alışverişleri ya da hani salondaki bir misafirinizle buradan sohbet ederek aslında birliktelik tekrardan sağlanmış oluyor. Bu arada mutfak aydınlatması demişken tezgah arasındaki bu led ışıklarla yine yemek yaparken herhangi bir şey yaparken mutfakta konforlu bir çalışma sağlayabiliyorsunuz. Evet, dolaşmaya Tuğba Hanım'ın yatak odasından devam ediyoruz. Koridorun sonuna geçeceğiz şu anda.
Yine sağ tarafımda kırmızı bir boy aynası var evin girişinde. Bu şekilde evdeki gri denge biraz kırılmış ve kırmızılarla bir hareket sağlanmış. Duvar süsümüz de var. Devam ettiğimizde ise sol tarafımda yine bir depolama alanı var. Burada yine bayağı aksesuarlarını, gereksiz eşyalarını, daha sonra kullanacağı şeyleri burada depolayabiliyorlar. Sol tarafta banyomuz var. Buraya güzel bir çerçeve konmuş. Sağ tarafta ise Tuğba Hanım'ın kızının odası var. Buraya şu anda girmiyoruz. Tuğba Hanım'ın yatak odasına geldik. Şu an koridorun sonundayız. Bizi bu tarafta yine rustik bir beyaz kapı karşılıyor. Baklava desenleri olan üzerinde. Sağ tarafta ise güzel nişten bahsetmek istiyorum. Kolon ve kirişin altında burada güzel bir alçıpanla raf havası katılan bir niş var. Burada yine kitaplarımızı sergileyebiliyoruz, aksesuarlarımızı sergileyebiliyoruz. Güzel bir niş havası vermiş bize. Yatak odalarında bu tarz raflar gerçekten bizim için kullanışlı olabiliyor. Mobilyalarına değinecek olursam modern çizgide ve düz hatlarda mobilyalar tercih edilmiş. Yine bu yatak odasında açık renk parke tercih edilmiş çünkü yatak odasının geneli soft renkler hakim. Kremler, pudralar, vizonlar hakim. Aynalı bir şifon yerimiz var. Dediğim gibi modern çizgide bir mobilya oda. Bir de yatak odasına girdiğim anda beni bu büyük boy dolabı karşılıyor. Gerçekten büyük bir derinlik katmış çünkü boydan bir dolap. Küçük bir yatak odası alanı bayağı genişletmiş. Bu arada sizler de eğer yatak odanızın ölçüleri elverişli değilse bu örnekte olduğu gibi küçük bir komodin, yani küçük derken aslında tek bir komodin tercih edebilirsiniz. İlla o tarafta da olmasına gerek yok. Hatta farklı tipte komodinler ya da komodin bu tarafta, o tarafta bir lambader bile tercih edebilirsiniz. Yine klasik tarzda bir aydınlatma seçilmiş. O da bu yatak odasına güzel bir hava katmış. Burada küçük çerçevelerimiz var. Duvarımızı süsleyen. Bu şekilde yatak odamız döşenmiş. Evim dergisiyle bir ev turunun daha sonuna geldik. Tuğba Hanım'a bizi bu evde ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Eğer sizler de evlerinize bizi konuk etmek isterseniz evinizin görsellerini bize mail yoluyla aktarabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki ev turlarında görüşmek üzere.